3000 yıl önce mütevazı köklere sahip olağanüstü bir halk güçlerini bütün dünyaya kabul etti. İnsanoğlunun gördüğü en büyük imparatorluğu yarattılar. Britanya'dan Orta Doğu'ya uzanan bir imparatorluk. İmparatorluk 1000 yıl sürdü ve bugünkü yaşamlarımızı şekillendirdi. Ben Leriler, oyuncu, radyo sunucusu ve tarih meraklısıyım. Kendimi Noel'deki bir çocuk gibi hissediyorum. Bu belgesel serisinde mermer anıtların ötesinde geçmişe gidip bu insanların kim ve neden bu kadar başarılı olduklarını araştıracağım. Wow. İmparatorluğun ilk harabelerinden Afrika'daki ilk fetihlerine, krallıktan cumhuriyete, Romulus ve Romulus'tan Julius Caesar'a kadar. Roma'nın dünyanın ilk süper gücüne nasıl dönüştüğünün olağanüstü hikayesini ortaya çıkarmak istiyorum. 3. bölüm. Topyekün Savaş. Milattan önce 400. Roma 300 yıllıktı ve güçlü bir şehir devletiydi. General Camillus komşu şehir Veii yok edip Roma'nın eski düşmanı Etruskları ortadan kaldırmıştı. Roma ordusu yenilmez görünüyordu ve dünya onların fethi için hazırdı. Ama sadece 6 yıl sonra bir felaket yaşandı. Roma her şeyi tersine çeviren korkunç bir olayla karşı karşıya kaldı. Şimdi bu yıkıcı döneme ait bir ipucunun peşindeyim. Bu bir heykel ya da tapınak değil. Tahmin edebileceğiniz en son yerde Roma'nın Termini tren istasyonunun kalbinde yer alıyor. King's Cross istasyonunun ortasında böyle bir şey bulmayı beklemezsiniz. Büyük bir mimari kalıntı parçası. Ama bu harika ve büyük taş işçiliği parçası yapbozun sadece ufak bir bölümü. Şehrin etrafına yayılmış pek çok parçadan biri. Bir evin içinden ya da bir kavşağın ortasından dışarı çıkıyor. Roma'nın ortasında bir döner kavşak. Muhteşem. Şehrin etrafında derken tam da bunu kastediyorum. Bunlar Servius surları denen dev bir yapının parçaları. Antik Roma'nın etrafını saran 18 kilometrelik devasa bir savunma hattı. Bu kocaman koruyucu duvarlar şehir kurulduktan yüzlerce yıl sonra aceleyle yapılmış. Akıllara neden sorusu geliyor. Bugün gördüğümüz ve değer verdiğimiz Servius surlarının ana bölümü genel olarak milattan önce 4. yüzyılda 392 ünlü yağmadan sonra yapıldı. Yağmayı kimler yaptı? Yağmacılar Galyalılardı. Galyalı büyük bir göçebe kabile İtalya yarımadasına indi. Romalılar sonunda onların karşısına çıktıklarında kabile onları ezip geçti ve Galyalılar şehre rahatça gelme fırsatı buldu. Şehri yağmalayıp talan ettiler. Bu Roma tarihinde kötü bir andı. Antik zamanlarda gelip şehre girerek burayı talan eden tek halk Galyalılar olmuştu. Bu sürede ordu neredeydi? Bu çok iyi bir soru. Bu yenilginin özeti gibi. Roma ordusu hazırlıksız yakalanmıştı ve Roma'ya büyük bir intikam duygusuyla saldıran barbarları durdurmakta başarısız olmuşlardı. Galyalılar şehri yağmaladı. Evleri ve iş yerlerini yaktılar. Roma vatandaşlarını öldürdüler ve Roma'yı çöküşün eşiğinde bıraktılar. Hayatta kalanlar korku içinde şehirden kaçtı. Ve inanılmaz ama korku içindeki askerler de kaçmıştı. Ancak Galyalılar bir fidye talep ettiğinde Camillus nihayet öne çıktı. Son anda gerçek bir Romalı cesareti gösterdi. Galyalılara altın yerine çelikten kılıcını sundu. Bu kahramanca hareketi gören askerler nihayet harekete geçti ve barbarları şehirden sürdüler.
Roma'nın yıkılmanın eşiğine geldiğini ve vatandaşlarının şehri terk etmek üzere hazır olduğunu hiç bilmiyordum. Ama yaptıkları bu yeni duvarların boyutlarını görünce psikolojik olarak ne kadar yıprandıklarını anlayabiliyorsunuz. Bu etkileyici duvarla Romalılar bir daha asla diyordu. Ama Roma'nın duvarlardan fazlasına ihtiyacı vardı. Bundan sonra dikkatlerini onları hayal kırıklığına uğratan orduya verdiler. Orduyu antik dünyanın en iyi savaş makinesine çevirme planları vardı. Ama bu dönüşüme dair doğrudan kanıtlar bulmak kolay değil. Bu yüzden Roma'nın yaklaşık 5 saat kuzeyindeki Cremona'ya gidiyorum. Roma Cumhuriyeti'nden geriye çok az askeri kanıt kalmış. Bu da ordunun nasıl olduğunu düşünmeyi zorlaştırıyor. Ben de bir hikayesi olduğu belli olan bir parçayı görmek için buradayım. Bu parça Cremona Müzesi'nde ama halka açık değil. Roma tarihinin bu nadir ve değerli parçası müze arşivlerinin derinliklerinde saklı tutuluyor. Ve onu yakından görme fırsatı yakaladım. Kendimi Noel'deki bir çocuk gibi hissediyorum. Üzerindeki kaplamaları çıkarmama bile izin vermiyorlar. Bu bir Roma askeri miğferi. Üzerinde de yazılar da var. Evet, yazılar var. Miğferin sahibi bunun üzerine kendi adını yazmış. M. Bu Marcus'un ilk harfi. Sonra da AR geliyor. Bu da Aruntus. Miğferin sahibinin adı. Bu adam özgür bırakılmış bir köleymiş. Öyle mi? Ve P harfi var. Pound demek ve o da 8 numara. Yani bunlar bize Miğfer'in, Aruntus'un özgür kalmış kölesi Marcus'a ait olduğunu ve ağırlığının yaklaşık 3,5 kilogram olduğunu gösteriyor. Elime alabilir miyim? Elbette. Evet, nasıl olduğunu hissetmek istiyorum. Hiç fena değil. Sıcak güneş altında bütün gün bunu takmak istemem. Ama yine de dayanılabilir ölçülerde diyebilirim. Önemli olan Miğfer'in M.Ö. 3. yüzyıla ait olması. Yani yavaş ve zahmetli bir iş olan, dökme ve dövme yöntemiyle yapılmış son el yapımı miğferlerden biri. Ve bu eski, dönüşümden önce bir teknoloji. Roma ordusunun boyutlarını büyük oranda arttırmak istiyorsa, bu ev tipi üretimden çok daha verimli bir şeye ihtiyacı olacaktı. Bu yüzden Torna'ya döndüler. Torna'nın Roma versiyonu hayvan ya da köle gücüyle işliyordu. Ama yine de yetenekli bir zanaatkarın bronz bir diski kısa sürede temel bir miğfer şekline dönüştürmesine izin vermekteydi. Romalılar bunu gerçekten endüstriyel bir ölçekte mi yapıyordu? Muhtemelen evet. Standart ve daha fazla ürünü daha hızlı, daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için. Evet. Teşekkür ederim. Tenekeci makasıyla birkaç dikkatli kesikten sonra işimiz neredeyse bitiyor. Miğferi bu şekilde bırakmaya başladılar. Evet. Bunlardan bir sürü yaparlarken evet. Miğferleri bitirmiyorlardı. Evet. Bunları askerlerin kafasına takıp savaşa gönderiyorlardı, evet. Değil mi? Bu kadar. İşte toplu üretilmiş bir miğfer. Roma tarzı. Baskı fazlaydı, daha fazlası gerekiyordu ve bunları demirci ocaklarında yapıp çekişle dövmek yeterli değildi. Silahlar, zırhlar ve savaş taktikleri hepsi aynı şekilde yenilendi. Roma ordusu İtalya boyunca genişleyeceği bir yüzyıla hazırlanıyordu. Bu da onları en büyük ve ölümcül düşmanlarıyla karşı karşıya getirecekti. Roma, M.Ö. 390'da Galyalılar tarafından neredeyse yok ediliyordu ve bir daha böyle bir yenilgi yaşamamaya kararlıydılar.
yeni ve aşılmaz şehir surları inşa ettiler ve orduyu profesyonel bir savaş gücüne dönüştürdüler. Korkaklığa yer bırakmayan bir ordu. Polybius'un Roma askeri sistemiyle ilgili yazdıklarını okuyunca disiplinin nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz. Mesela firar tek bir adam kırım denilen yöntemle cezalandırılıyordu. Korkağın kahortundaki her 10 kişiden biri diğer 9 silah arkadaşı tarafından ölene kadar dövülüyordu. Ve nöbette uyursanız ceza taşlanarak ölümdü. Gerçekten hiç şakaları yokmuş. Öyle değil mi? Yenilginin utancıyla hırslanan Romalılar en iyi savunmanın hücum olduğuna karar verdiler. Saldırgan bir yayılmacı politika izledikleri bu yüzyılda şehirleri ve kabileleri ard arda fethedip cumhuriyete kattılar. Milattan önce 265'te 300 bin kişilik güçlü orduları önlerine çıkanı yenip hakimiyet altına alarak İtalya'nın en güney ucuna kadar ulaştı. Biraz daha ilerlemeleri onları daha da eski bir medeniyetle karşı karşıya getirecekti. Kartacalılar. Bugün Tunus'ta olan Kartaca şehri Kuzey Afrika'nın Roma'sıydı. Kökleri ise milattan önce 9. yüzyıla kadar uzanıyordu. Şehir Fenikeli diğer isimleriyle Punik tüccarlarının kurduğu ufak bir liman olarak doğmuştu. Ama kısa sürede büyüyüp zenginleşirken Akdeniz'deki bir güç merkezi haline geldi. Roma en yakın komşularını fethetmeye başlamadan çok uzun zaman önce. Kartaca İmparatorluğu M.Ö. 3. yüzyıldaki en güçlü döneminde günümüz Tunus'undan İspanya'ya kadar uzanırken Batı Akdeniz'deki bütün deniz ticaretini kontrol ediyordu. Peki Kartacalılar kimdi? Roma'nın büyük Punik rakiplerinin gelişmişliğine nadir bulunan bir pencereden bakmak için Kerkuhan isimli bir kasabanın inanılmaz şekilde iyi korunmuş harabelerine gidiyorum. Burası Kerkuhan değil mi? Ve başkent Tunus'tan yaklaşık 160 kilometre uzaktayız. Evet öyle. Bu Kartaca'nın nasıl olduğuna dair küçük bir model gibi. Burası bir balıkçı köyü. Çok ufak bir yer ama hala bu inanılmaz büyük evlere sahip. Bu evlerin avluları, kuyuları, detaylı mozaikleri vardı. Hepsi bir sahil kasabasında. Ve lüksü görene kadar bekleyin. Burası duş alanı ve banyo. Burada iki kişilik bir tür oturma banyosu var. Oraya oturmam gerek. Buraya geçeyim. İşte oğlu çok güzel. Bu hoşuma gitti. Köylüler bize bir şeyler getirsin. Eşek sütü olabilir mesela. Burada küçük bir kap yeri var. Sabun koyuyor olabilirlerdi. Burası sıcak suyla dolu olsaydı çok güzel olurdu. Burada hamamlar ve içinde havuzları olan kutsal alanlar da vardı. Çok düzenli değil mi? Çok düzenli ve Kartaca ile Roma arasındaki gerçek fark da buydu işte. Bu dönemde Roma ufak ve karmaşık sokaklardan oluşmuş ve bir nehrin kenarına saklanmış bir şehirdi. Kartaca ise harika bir limandı, planlıydı. Muhteşem bir mimarisi vardı ve son derece kozmopolitti. Bu Romalıların ancak 200 yıl sonra kavuşacağı bir şeydi. Yani bu noktada Kartacalılar çok öndeydi değil mi? Evet evet böyle diyebiliriz ve muhtemelen bu bazı Romalıların da farkına vardığı bir şeydi. Ama Kartacalıların gelişmişliği ve zenginliğine rağmen Romalıların gerçekten kıskandığı şey denizdeki üstünlükleriydi. Ticaret konusunda olağanüstü bir ustalıkları vardı ve İnanılmaz stratejik pozisyonlarıyla Sicilya boğazlarını kontrol ediyorlardı. Akdeniz'de doğu batı arasında seyahat eden bütün gemiler Kartaca'nın yanından geçmek zorundaydı ve bu zamanlarda Roma Kara İmparatorluğunu kuruyordu ve iki taraf kuzey ve güneyden birbirlerine yaklaşmaktaydı. Yani aralarında büyük bir rekabet vardı. Birbirlerine gittikçe yaklaşırlarken bir çatışma kaçınılmazdı. Romalılar henüz en büyük düşmanlarıyla karşı karşıya gelmemişti.
Şimdi ise mesele çatışmanın ne zaman ve nerede yaşanacağına kalmıştı. Sicilya adasındayım. Bu iki güç arasında kalmış bir yer. Burası Punik Savaşları olarak bilinen efsanevi bir mücadelenin parlama noktası oldu. 100 yıl sürecek bir savaş burada başladı. Sicilya'nın iki şehrin nüfus bölgesinin ortasında bulunması burada bir şeylerin karşı karşıya geleceği anlamına geliyordu. Ve M.Ö. 246'da bu karşılaşma yaşandı. Yerel bir anlaşmazlık Romalılara ihtiyaç duydukları bahaneyi verdi. Niyeti açık bir provokatif hareketle malzeme ve askerlerini diğer tarafı desteklemek için gönderdiler. Kartacalıları diğer tarafı desteklemeye zorladılar. Ama Roma bu yeni düşmanla karşılaşırken önemli bir sorun yaşıyordu. Kartaca İmparatorluğu gücünü donanması üzerine kurmuştu. Roma'nın kesin bir zafer kazanması için onları denizde yenmesi gerekiyordu. Ama donanması ve deniz geleneği olmayan kara odaklı Romalılar bu oturmuş deniz gücüne nasıl meydan okuyup kazanmayı bekleyebilirdi? Bunun cevabı inanılmaz bir arkeolojik keşifte ortaya çıktı. 1970'lerde bir Kartaca savaş gemisinin tahtaları denizin derinliklerinden çıkarıldı. Tahtalar bu usta zanaatkarların kendi kalelerine çok büyük bir gol atmış olabileceğini gösteriyor. Bu Romalılar için çok önemli bir andı. Bir gemi bulduk. Bir Punik savaş gemisiydi. Tahtalar arasında marangozun farklı parçaları birleştirme konusunda yazdığı Punik yazılarına rastladık. Yani her bir parça bir sayı ya da figürle işaretliyordu ve birleşeceği parçayı gösteriyordu. Bu Punik sembolleri bir tür birleştirilen donanma için kullanım kılavuzuydu. Kartacalı gemi inşacılarına hangi parçanın nereye gireceğini göstermekteydi. Sorun şu ki bunları onlar okuyabiliyorsa Romalılar da okuyabilir. Ve sanırım bu Romalılara çok yardımcı oldu. Bazı tekneleri, gemileri alıp kendi rıhtımlarına taşıyor, onları parçalara ayırıyor ve nasıl yapıldıklarını inceliyorlardı. Bunları parçalara ayırıyorlardı değil mi? Ve her bir parçanın nasıl birleştiğine bakıyorlardı. Bir gemiyi nasıl yapacaklarını adım adım öğrenmişlerdi. Romalılar hemen işe koyulup sadece 60 gün içinde 120 savaş gemisinden oluşan bir filo yaptı. Ama denizde sefere çıkma ve savaş konusunda gelenekleri olmadığından hala bir kara ordusu olarak yeteneklerine güvenmeleri gerekiyordu. Peki nasıl? Çözümleri gerçekten dahiciydi. Bu Kartacalıları tamamen hazırlıksız yakalayacak gizli bir silahtı. Bu Corvus olarak biliniyordu, yani karga. Bu geminin provasından açılıp düşman gemisi üzerine çıkan menteşeli ve tahta bir köprüydü. Alt tarafındaki kocaman çiviler tahtalara girip iki gemiyi birbirine bağlıyordu. Bu da Romalılara düşman gemisine çıkma imkanı vermekteydi. Corvus ilk sınavını M.Ö. 260'da Kuzey Sicilya'daki Milay Muharebesi'nde verdi. Ve Kartacaları tamamen gafil avladılar. Corvus savaşı bir kara mücadelesine çevirmişti. Bu da Romalılara ihtiyaçları olan avantajı sağlamıştı. 50 düşman gemisini batırdılar ya da ele geçirdiler. Romalılar sadece 11 gemi kaybetti ama savaş 20 yıl daha sürdü. Bu da Romalılara denizcilik yeteneklerini geliştirme şansı verdi. Ta ki Kartacalılarla kendi oyunlarında boy ölçüşebilecek hale gelene kadar. Bunun en açık olduğu yer M.Ö. 241'de Punik Savaşı'nın en büyük deniz muharebesiydi. Savaşın sonucunu belirleyecek bir muharebe. Bu muharebeyle ilgili bildiğimiz her şey olaydan 60 yıl sonra yazılmış kaynaklardan geliyor. Yani bunların ne kadar güvenilir olduğu konusunda emin olamayız. Ama şimdi son teknoloji ürünü su altı arkeolojisi sağlam kanıtlar bulup efsaneleri gerçeğe dönüştürerek ilk antik deniz muharebesi bölgesini açığa çıkarıyor. Ve bunu yakından göreceğim.
Herkül isimli bilimsel araştırma gemisindeyim. Ve Sicilya'nın kuzeybatı kıyıları açıklarına gidiyoruz. Efsaneye göre bu önemli karşılaşma burada Egade adaları yakınlarında gerçekleşmiş. Polybius metal koç başları eklenmiş gemilerin birbirleriyle kafa kafaya nasıl çarpıştığını anlatıyor. Bir savaş gemisini böyle kesin bir saldırı için gerekli pozisyona getirmek en üst seviyede denizcilik gerektiriyor. Yüzyıllar boyunca tarihçiler bu büyük iddialara şüpheyle yaklaştı. Ama 2005'ten beri Dr. Jeff Royal ve ekibi yankı sondajı ve robot kameralar kullanarak Polybus'un anlattıklarını destekleyecek kanıtları arıyor. Yakın zamana kadar Royal'ın ekibi arkeolojik bir altın madenine, daha doğrusu bronza rastladı. Neredeyse 2500 yıl sonra ilk kez suyun üstüne çıkan bu bronz, gemilerdeki koç başlarından biri. Ama burada 2008'den beri bulunan 11 koçbaşının sonuncusu. Hepsinin de burada yaşanan efsanevi muharebeyle ilgili inanılmaz bir hikayesi var. Bulunan parçaları incelediğimizde koçbaşlarının ön taraflarında hasar olduğunu görüyoruz. Tek hasar ön tarafta. Kendileri kadar sert bir şeye çarptıklarında oluşan bir hasar ve birindeki içeri göçme V şeklindeydi. Diğer koçbaşlarının ön tarafıyla uyumluydu. Bu inanılmaz bir manzara olmalıydı. Pozisyon alıp düşman gemilerine çarparak delik açmaya çalışan 450 savaş gemisi. Hepsi de karşılıklı nefretle hareket eden gemiler. Ve mücadelenin ne kadar anlamsız olduğu bu koçbaşlarından birine işlenmiş. Bu Punic. Bunu yazıdan anlayabiliyoruz. Bu yazıda şöyle diyor. Baal, yani en önemli Punic tanrısı. Bunun düşman gemisinin gövdesine girmesine izin versin. Buradaki yazının anlamı bu. İkinci Dünya Savaşı'nda bombaların üzerine bunu Hitler'e gönderiyoruz gibi şeyler yazılmasıyla aynı şekilde, değil mi? Kartacalılar Romalılarla kıyasla fazladan 50 gemisi daha olsa da duaları karşılık bulmadı. Muharebede yaklaşık 120 savaş gemisi kaybettiler. Yani Romalıların kayıplarından 4 kat daha fazla. Ve bu benim için Romalıların her zaman diğerlerinden neden daha üstün olduğunu tam olarak anlatan şey. Kim Kartacalılara denizde meydan okuyup kazanmayı bekleyebilir ki? Ve aleyhindeki bütün bu koşullara rağmen kim zafer kazanabilirdi ki? Punic donanmasını yenmek savaşın bitmesi ve Roma'nın bilinen dünyanın efendisi olması demekti. Yani şimdilik. Milattan önce 241 Roma Batı Akdeniz'in kontrolünü ele geçirip Kartaca'yı zayıf düşmüş bir imparatorluk olarak bırakarak ilk Punic Savaşı'nı kazandı. Cumhuriyetin Sicilya'daki zaferinin bir bedeli vardı. Savaşı bu sayede kazandılar. Ama bu Kartacalılar da bir Roma nefretini tetikledi. Babadan oğula gelecek nesillere geçecek bir nefret. Bu oğullarından biri Roma'nın gücünü son sınırına kadar test edecekti. 9 yaşındayken intikam alması için yemin etmişti. Bu çocuğun adı Hannibal'dı. 20 yıl sonra kayıp imparatorluğu eski günlerine kavuşturma hayali iki rakip gücü tekrar karşı karşıya getirecek. Kartaca'nın Roma karşısında ikinci savaşını başlatacaktı. Romalılar Kartacalıları denizde yenmişti. Şimdi Hannibal onlara karada meydan okuyordu. Bu Roma'nın hiç beklemediği bir hamleydi. Çünkü bu 2400 kilometrelik neredeyse imkansız görünen bir rotayı takip etmek demekti. Hannibal'ın M.Ö. 218'de efsanevi şekilde Alpleri aşması bütün askeri tarihteki en büyük başarılardan biriydi. 50 bin asker ve 67 savaş fili hiç bitmeyen bir kışın, çığların ve tehlikeli yarıkların olduğu bu topraklara girdi. Açlık, yorgunluk ve acımasız soğuk
her adımı daha da zorlaştırıyordu. 16 zor günden sonra dağları arkalarında bıraktılar. Adamlarının yarısı ve fillerinin çoğu ölen Hannibal nihayet Alpleri geçip İtalya'ya girmişti. Bu inanılmaz bir başarıydı ama asıl sınav bu değildi. Asıl sınav sıradaydı. Daha çok uzun sürecek ve daha fazla yaşama mal olacak bir sınav. Hannibal'ın son hedefi Roma şehrini almaktı. Ama önce Roma ordularını kendi topraklarında kesinlikle yenmesi gerekiyordu. Onu Kenai'deki en büyük zaferine kadar götüren bir dizi muharebe. Bu muharebelerin kesin yerleri gizemini koruyor. Ama Roma ordusunu nasıl yenebildiğini öğrenmek istiyorum. Tarihçi Richard Miles, onun efsanevi seferiyle ilgili bir çalışma yapmış. Hannibal muhteşem bir general ve çok zeki bir stratejisti. Romalılar onunla boy ölçemiyordu. İlk iki muharebeyi kolayca kazanıp Roma ordusunun çoğunu yok etti. Ama M.Ö. 216'daki Kenai asıl büyük muharebeydi. Hannibal bu zaferi kazanmak için Romalıları daha önce hiç görmedikleri bir taktikle kurnazca alt etti. Hannibal şunu yaptı. Romalıların en iyi askerlerini genel olarak merkeze koyduğunu fark etmişti. Normalde herkes en iyi askerlerini bu şekilde ordunun kalbine yerleştirir. Romalıların kendisinden de aynı şeyi beklediğini bilen Hannibal, en zayıf askerlerini merkeze ve en iyileri kanatlara yerleştirdi. Böylece Romalıları içeriye doğru çektiler. Romalılar bu çok kolay diye düşünüp ilerlemeye başladılar ama güçlü Kartaca askerlerinin yan taraflarından gelip etraflarını sardıklarını fark etmemişlerdi. Sonrası bir kıyıma, tam bir katliama dönüşmüştü. Antik tarihteki en kanlı muharebelerden birinde Roma ordusu Kenai'de kesin ve küçük düşürücü bir şekilde yenildi. 70 bin asker kılıçtan geçirildi, 10 bin asker esir alındı ve daha da kötüsü Roma en büyük komutanlarından 80'ini kaybetti. Hannibal, Roma askeri gücünü yok etmişti ve şimdi doğruca başkente doğru yürüyordu. M.Ö. 216'da Romalılar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ölümcül bir düşman şehrin dışında kamp kurmuştu. Bu seferki Galyalılar değil, Kartacalılardı. Bu da tam da istemedikleri şey. Yaklaşık 150 yıl boyunca işlerindeki taşıdıkları o korku. Her şey tekrar. Bu çok iyi bir fayda. Tam da Romalıların istemediği şeydi. Peki şehirde senato ve halk arasında neler oluyor? Roma'nın içinde her türlü hedef gösterme, karşılıklı ithamlar yaşanıyordu. İnsanlar birbirlerini suçluyordu. Bu Roma'nın en büyük kabusuydu. Hannibal'ı babasının dileğini yerine getirmekten hiçbir şey alıkoyamazdı. Roma'nın yok oluşu kesin görünüyordu. Peki sonra ne oldu? Evet, tam bir hayal kırıklığı. Gerçekten beklenmeyen bir sonuç yaşandı. Herkes Hannibal'ın saldırmasını bekliyordu. Herkes panik içindeydi ama Hannibal yine gitti. Bütün bu büyük seferden ve nihayet Roma'nın kapılarına geldikten sonra şehre saldırmamasını gerçekten anlayamıyorum. Neden saldırmadı? İlk olarak büyük surlara sahip bir şehre saldırmak hiç kolay değildir. Bu zaman alır. Kim bilir orada ne kadar uzun süre beklemeniz gerekir. Hannibal'ın gerçekten yapmak istediği şey Romalıları pazarlık masasına çekmekti. Antik dünyada bu dönemdeki savaşların işleyişini düşünmek gerekir. Savaşırken bir taraf kötü şekilde kaybetmeye başladığında masaya gelir, pazarlık ederek bir anlaşma yapardınız. Ama Romalılar bütün savaş diplomasisi kurallarını bozdu. Çünkü Romalılarda geri adım kavramı yoktu. Onları böyle en zayıf yerlerden yakalasanız bile pazarlık etmiyor. Hayır, elinizde ne varsa gelin diyorlardı. Sizinle pazarlık etmeyen biriyle nasıl pazarlık edebilirsiniz ki? Sanırım Hannibal'ın kafası gerçekten çok karışmıştı. Büyük Servius surları işlerini yapıp doğrudan saldırıyı imkansız hale getirmişti. Ve Hannibal 10 yıllık bir kuşatmayı göze alamazdı. Ama onu gerçekten yenen şey Roma'nın inatçı tavrıydı. Bu Hannibal'a geri çekilmekten başka şans vermemişti. Genel olarak Romalıların ilk düşüncesi intikamdı. Bu özellikle de generallerden biri için geçerliydi. Babasını ve amcasını Hannibal'la savaşta kaybeden bir general.
Adı Scipio Africanus'tu. Scipio, Hannibal'ın Roma'dan nefret etmesi gibi Kartaca'dan nefret ediyordu. Tek ihtiyacı intikamdı. Beklediği fırsat 14 yıl sonra M.Ö. 202'de geldi. Scipio, konsül olarak 35 bin kişilik bir işgal gücüyle Kuzey Afrika'ya giderken Hannibal'ı kesin bir şekilde yenmeye yemin etmişti. Ama Hannibal'ın ordusu daha da kalabalıktı. 40 bin asker ve 80 savaş fili. Bu iki düşman güç Zama'da karşı karşıya geldi. Buradaki Afrika düzlüklerinde bir yerde. Savaştan önce Hannibal ve Scipio yüz yüze karşılaşmak için öne çıktı. Akdeniz'in kontrolü bu iki adamın mücadelesinden çıkacak sonuca bağlıydı. Polybius'a göre ilk konuşan Hannibal olmuştu. Bizi ilk düşman yapan Sicilya üzerindeki rekabetimiz oldu. Keşke ne Roma İtalya dışında bir toprak isteseydi ne de Kartaca Afrika dışında. Şimdi bize kalan tek şey bu bitmek bilmeyen düşmanlığa bir son vermek. Ben Hannibal olarak bunu yapmaya hazırım. Hatta Hannibal anlaşmayı daha da cazip kılmak için Kartacalıların Sicilya, Sardinya ve İspanya'daki iddiasından vazgeçeceğini söyledi. Bu Roma'yı Akdeniz'in hakim haline getirecek bir anlaşmaydı. Hannibal'ın teklifi çok makul görünüyordu. Bu bize Kartacalıların o zamanki durumuyla ilgili ne anlatıyor? Sorun şu ki Hannibal'ın önerebileceği hiçbir şey yoktu. Afrika dışındaki bu yerlerden vazgeçmeyi öneriyordu ama Romalılar bunları zaten ele geçirmişti. Yani bu makul bir teklif olsa da bulunduğu durumda Scipio'nun da ona söylediği gibi saçmaydı. Eğer İtalya'dan gönüllü olarak ayrılsaydın, isteğinde hayal kırıklığına uğramazdın. Ama topraklarını fethetmiş durumdayız. Yani işler çok farklı. Peki kararın ne? Roma'ya kendini ve ülkeni koşulsuz olarak teslim edeceksin ya da bizi bu savaş alanında yeneceksin? Hannibal'ın cevabı ne oldu? Bu noktada konuşma sona ermişti. Hannibal Kartacalılar adına koşulsuz olarak teslim olamazdı. Bu yüzden savaşa giriştiler. Kartacalılar piyade sayısını neredeyse iki katına çıkarmıştı. Ayrıca Hannibal'ın 80 savaş fili vardı. Ama avantaj Scipio'daydı. Romalılar nihayet fillerle nasıl başa çıkacağını öğrenmiş durumdaydı. Savaş başlar başlamaz Romalılar trompetlerini fillere doğru çalarken zavallı hayvanlar paniğe kapıldı. Yarısı dönüp kendi adamlarını ezerken diğer yarısı Roma saflarına doğru hücuma devam etti. Ama Romalılar filleri için hazırdı ve birbirlerinden uzaklaşıp büyük koridorlar oluşturarak onların askerler arasından geçmesine izin verdiler. Scipio daha sonra kurnaz bir şekilde Hannibal'ın seferlerini inceleyerek öğrendiği taktikleri uygulamaya başladı. Roma süvarisi Kartaca süvarisini kolayca püskürtürken geri dönüp Kartaca ordusunun etrafını sardılar ve bir katliam yaşandı. 20 bin Kartacalı öldü, 20 bini esir düştü. Romalılar bunun karşısında sadece 1500 asker kaybetmişti. Ama bu kayıplar Kartacalıların Zama'daki yenilgi için ödeyecekleri bedelin sadece bir bölümüydü. Kartaca'yı finansal açıdan felç ederek savaş tazminatı 325 ton gümüşün yanında Scipio Kartaca'nın canını çok yakacak darmayı vurmak istiyordu. Sadece 10 savaş gemisini ayırıp bütün filoyu körfeze taşıyarak burada şehrin önünde yaktılar. Bu çok acımasızca değil mi? Bütün gemilerini, zengini kaynaklarını yaktılar. Bu Romalıların vermek istediği önemli bir mesajdı. Sadece savaş tazminatlarıyla bile Kartaca'yı kesin bir şekilde bitmiş hale getirmek istiyorlardı. Ama Kartacalılar daha önce Roma'nın ödün vermez barış anlaşmalarını atlatıp yok olmanın eşiğinden dönmeyi başarmışlardı. Bu yüzden şunu merak ediyorum. Scipio'nun sert konuşmasına rağmen Roma gerçekten yeterince şey yapmış mıydı? Milattan önce 202'de Roma Kartaca ordusunu ikinci kez yenip acımasız ticari yaptırımlar uygulamıştı. Peki bu yeterli olacak mıydı? Kartaca'nın tekrar yükselebilecek gerçek bir tehdit olduğuna
en çok inanan kişi 2. Punik Savaşı gazisi olan Senatör Yaşlı Cato'ydu. Kartacalılara karşı nefreti yıllar içinde daha da büyümüştü. Tunus'a eski Kartaca şehrinin olduğu yere geldim. Milattan önce 157'de diplomatik bir görev yürütmek için buraya gelen Cato'nun adamlarını takip ediyorum. Bu ona tehdidi yakından değerlendirmesi için mükemmel bir fırsat vermiş oldu. Cato diz çökmüş bir şehir görmeyi bekliyordu ama karşılaştığı şey dehşete düşürmüştü. Kartaca zengin durumdaydı. Bu da Cato'nun yeniden silahlanıyor olduklarını düşündürmüştü. Peki haklı mıydı? Gerçekten de zenginleşmekte olan bir şehir bulmuştu. Polybius, Kartaca'nın dünyanın en zengin şehri olduğunu anlatıyor. Cato'nun limana gelirken gördüğü ilk şey, beyaz alçıyla kaplanmış olan inanılmaz deniz surları olmalı. Bu boya sayesinde mermer gibi görünüyorlardı. Şehrin giriş kapısı olarak gerçekten göz alıcı ve sonra şehre girdiğinde zenginlikle, silah ve askerlik çağındaki gençlerle dolu refah içinde bir şehirle karşılaşmış ve bunun Roma'ya karşı gerçek bir tehlike olduğunu söylemişti. Gemi yapımında kullanabilecekleri bir sürü tahta bulmuşlardı. Gemi görmemiş olsalar da belki de bunun sebebi limanın fazladan bir duvar arkasına gizlenmiş olan bu bölümüne gelmemiş olmalarıydı. Gerçekten mi? Evet. Yani burası gizliydi. Burası limanın gizli bir kısmıydı. Evet. Ve bunun arkasında olağanüstü bir şey vardı. Kartacalıların gizli bir donanma inşa ettiği çok büyük bir donanma tersanesi. Bu bir gemi kızağına benziyor değil mi? Evet ve tek kızak da bu değildi. Bu yuvarlak limanın ortasındaki bütün ada bir tersane yeriydi. Bunun gibi kızaklara muhtemelen 50-60 gemi sığabiliyordu ve limanın kenarının etrafında başka gemi kızakları daha vardı. Hepsi birlikte muhtemelen 170-180 gemi alabiliyordu diyebiliriz. Büyük gemilerden söz ediyoruz. Savaşa götürebileceğiniz türden gemiler. Yani burada gördüğümüz şey muhtemelen bir tür askeri tesisti. Asıl tersanenin bu modeli olağanüstü bir askeri mühendisliği ortaya koyuyor. Cato bunu hiç görmemiş olabilir. Ama şüphelerini doğrulayacak kadar şey görmüştü. Hemen Roma'ya dönüp savaş çağrısını her zamankinden yüksek sesle dile getirdi. Cartago delendi est. Kartaca yok edilmeli. Senato onu ciddiye alırken Romalılar hemen saldırıya geçerek Kartacalıları hazırlıksız yakaladı. Şehri kuşattıklarında Kartaca'nın gizli donanmasını keşfettiler. Ama en amansız düşmanlarını kıskaca almışlardı. Romalılar onların silahlarını bırakmaya zorladı. Tamamen silahsız hale geldiler ve Romalılar ancak karanın içine doğru 15 kilometre giderseniz ve şehrinizi yok edersek barış yaparız dediler. Doğal olarak Kartacalılar kabul etmedi. Bu yüzden kalıp savaştılar. Milattan önce 146'da Romalılar Kartaca'ya son saldırılarını başlattı. Hiçbir şeye acınmayacaktı. Her şeyi yok etme emri mi almışlardı? Öyle görünüyor. Karşılarına çıkan herkesi öldürme emri almış gibi görünüyorlar ve askerleri öldürdüklerinde her şeyi yaktılar. Aşağı şehir bölümünü yok etmek kolaydı. Ama Birsa tepesini, kaleyi yok etmek çok daha zordu ve orası Romalıların saldırdığı son noktaydı. Aşağı şehir alevler içindeyken, Birsa tepesi Kartaca halkı için son bir sığınak oldu. Bir zamanların muhteşem şehrinden geriye sadece bu birkaç harabe ev kalmış. Son ve çaresiz bir hayatta kalma mücadelesinin verildiği bir yer. Burada yaşayan insanlar bu evlerin çatılarına çıkmış. Bunlar alt bölümler mi? Bunlar alt katlar, taş olan bölümler. Bunun üzerinde ahşaptan yapılmış 6 kat vardı. Buradan tepenin zirvesine doğru çıkmaya çalışan Romalıların üzerine oklar ve ateş yağdırıyorlardı. Sonunda Romalılar yapmaları gereken şeyin bu evleri sistematik olarak alttan başlayıp yukarı çıkarak yok etmeleri gerektiğini anladı. Buralarda yaşayanları 6 kat yukarıdan aşağıdaki sokaklara attılar. Şimdi bulunduğumuz yere değil mi? Şimdi bulunduğumuz yere evet.
Çatılara tahtalar koymaya başladılar. Evlerin çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Yani hem sokağın olduğu seviyede hem de 6 kat yukarıda çatıda dolaşan Romalılar vardı ve gördükleri herkesi öldürüyorlardı. Ve yolu gelen askerler için açık tutmaları gerekiyordu. Hep takviye gelmekteydi, temizleme grupları oluşturdular. Tabii temizledikleri tek şey binalardan gelen enkaz parçaları değildi. Çatılardan düşen insanları da yoldan çekiyorlardı. Bu evlere sığınmış bütün çocuklar, yaşlıları alevler içinde bağırıyor ve ölüyorlardı. Bazıları önce kafaları gelecek şekilde su yollarına atılırken Roma süvarileri gelip kafataslarını eziyorlardı. Üzerlerinden geçiyorlardı. Üzerlerinden geçip eziyorlardı. Tam bir yok ediş uygulandı. Ve bu tam 6 gün sürdü. 6 gün mü? Evet, 6 gün boyunca bu tepeyi yakıp tepede yaşayan her canlıyı öldürmeye çalıştılar. En ürpertici olan da kanıtların bugün hala görünebilir olması. Bu bir yangın izi gibi değil mi? Kesinlikle. Bunlar alevlerden kalmış olan yanık izleri. Gördüğün gibi her yerde var. Yukarı doğru giden her yerde bu izleri görebilirsin. Kırmızı ve siyah. Bugün burada yangın izlerini görmemiz hiç de sürpriz değil. Çünkü şehir 17 gün boyunca yanmıştı. Medeniyetlerin çatışması bu acımasız yıkım ve soykırımla beraber sona ermişti. Roma kendi dünya savaşını kazanmıştı. Kartaca düştü. Ama elbette bu sadece bir şehir olarak sonu değildi. Gerçekte bir siyasi güç olarak da varlığı sona erdi. Romalıları fethettikleri diğer kabilelerden, devletlerden ve medeniyetlerden neyin farklı kıldığını anlamak için bir yolculuğa çıktım. Taktikleri ve silahları aldılar. Yenilmiş düşmanlarının usullerini benimsediler ve hatta kendi felaketlerinden dersler çıkardılar. Ama hepsi bu değildi. Sanırım eski dostum Polybius bunu en iyi şekilde özetleyecektir. Romalılar başlangıçta yenilseler bile bütün kaynaklarıyla savaşa devam ediyor. Romalılar ülkeleri ve çocukları için savaştıklarını bilmeleri sayesinde mücadele içindeyken öfkeleri hiçbir zaman zayıf düşmez. Aksine düşman yenilene kadar bütün kalpleri ve ruhlarıyla savaşa devam ederler. Akdeniz artık onlarındı. Buraya Mare Nostrum, yani bizim denizimiz adını verdiler. Roma artık sadece her şeye hükmeden bir cumhuriyet değil, bir imparatorluk da olmuştu. Gelecek bölümde Roma'nın kendi vatandaşlarına nasıl sırtını döndüğünü öğrenecek ve halkın adaleti için mücadele veren ve bedelini hayatıyla ödeyen beklenmedik bir kahramanı göreceğim.